Herkese selamlar biliyorsunuz ki tobulda ticaret videosu çekiyorum 15 M'den başlayıp 44 m e 40 kadar gelmiştim itemleri de saydığımız zaman ee, Şimdi güzelce bu parayı harcayıp devam etmek istiyorum Bu videoda 1 won'a çıkmayı planlıyorum amacım o şeyde Hani net olarak 1 won yaptıktan sonra bu videoyu büyük ihtimal sonlandıracağım Şimdi biraz sonra pazardan bir şeyler araştıracağım Al, Alırken sizlere gösteririm her şeyi Tanesi 300k'dan değerli taş parçası alıyorum e tane en az 400K'dan. Burada e, her birinden 90K bir 400K e, artımız olacaktır. 650K'dan da bir tane fasulye alıyorum. 388K'dan şöyle kırık zır parçalarını alıyorum. E, 450K tanesi ama hemen pazara artmayacağım. Bunları artık hani biraz paramız arttı, onlu onlu biriktirdikten sonra onlu onlu atacağım pazara. Daha mantıklı olduğunu düşünüyorum öyle olmasını. 444K'dan bir artı 3 koruma taşı alıyorum. Yani 700K'ye üstü gördüğünüz gibi büyük ihtimal satılır. Başlangıç kitapları var şöyle 333k'dan bunları çekiyorum. Zaten hani gördüğünüz gibi 540k'ya kadar çıkıyor fiyatı. O yüzden bunları çekiyorum. Pazara atışamaz sonra. 20 orklu bir abonos küpe buldum. 3.3m'den ben uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu alıyorum. 2000 ip'li bir bilezik buldum. 5m'den yani uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1.5k ip'li falan o da yüksek level. Hani öyle bilezikler bile yok. Bu da level düşük olduğu için kullanılabilir bir bilezik. Bunu da alıyorum. Yeniden Kırık Zırh parçası alıyorum 289k'dan. Bunlar da çok ucuz bence. Yani insanlar kalkan bastığı için çok e, giden bir şey bu. 61'lik kalkan da bunu istediği için şöyle birleştiriyorum. Kaç tane? 8 tane oldu şu an. Şöyle 6 adet de Değerli Taş parçası alıyorum 333k'dan. Tam 10'a tamamlandığı için almak istedim. 299k'dan yine başlangıç kitaplarını alacağım. Şöyle fasulyeler var 660k'ya denk geliyor tanesi. 3 adedi 2M'den alıyorum. Bunlar da işte 660'a denk geliyor. Tanesinden 120k'lık bir kârımız olacak. Şunu da aldık mı bir toplara da bakalım. 820k zaten 10 tanesi. Evet biz de bir 10'luk kurarız. Artı 4 altın mesela ayakkabı 300k'dan alıyorum. Gördüğünüz gibi 744k artı 4lerin en azı. Şöyle 680k'dan vesaire ruh taşları var. Bunların da hepsini alacağım. Bunlar birleştirilip satılmıyor. Yok birleştirip de satılıyor gerçi. Birleştirip satarım hepsini aldıktan sonra. 1.25 hemden şu K nokta domuz kuyruğu kurdeleleri alıyorum. Çünkü bir 1.600'den 1.700'den gittiğini biliyorum. Gözlerimle gördüm yani. Bunları alıyorum o yüzden. Güzel bir karımız var. Tabi topluluğu fiyatlarına bakmadan aldım ama toplularda da yok zaten o fiyatlardan. Evet son 4 emi harcayacak bir şey bulamadım şöyle pazar kurdum fiyatları sizlere şöyle hızlı bir şekilde göstereyim ee, gördüğünüz gibi şu fiyatlardan kurdum tabi ara ara bozup aynı şekilde kurabilirim hani şu teklerin hep satılırsa falan daha sonra hani onları bozup tek tek, tek ayırıp kurabilirim tabi ama şu anlık böyle bir kuruyorum bakalım ne kadar sürede satış yapacağım. Arkadaşlar maalesef ki e, kayıt dışı bazı itemler aldım şöyle gördüğünüz kırık zırh parçaları falan e, daha sonra değerli taş parçaları vesaire vesaire e, ama tubulda ticaret yapmanın çok mantıklı olmadığını buldum çünkü günden güne değişiyor piyasası yani şu kırık zırh parçalarının piyasası 350-400'lü ama hilecilerin banlanması bir kesildiği zaman hani piyasaya 100'lü 150'li bir sürü kırık zırh parçası girdi ondan dolayı piyasası düştü o yüzden biraz çok büyük bir zarar ettik denebilir yani toplu almıştım ben çünkü. Sonra bir anda düştü piyasası yarı yarıya belki. Ama ben yine de bunları tekrardan satmaya çalışıp e, yani bu seriyi sonlandıracağım. Bu seriyi Marmara'da devam etmek istiyorum ticaret serisi. Ya yani Orada en azından oturmuş bir piyasa var. Daha güzel olabilir. O yüzden tekrardan bunları ben pazara kuracağım. Arkadaşlar pazara ayarladım şöyle şu fiyatlardan. Gördüğünüz gibi 10 tane kırık zırh parçası 1.450 yani 145K'ya denk geliyor. Ben 220'den 230'dan falan toplu almıştım yani 70-80 adet. Elimde kaldı şu anlık. Bir de satılmaz bunlar kolay kolay. Neyse pazarımı kuruyorum. Sesim kusura, kusura bakmayın maçtan geldim. Ee, ondan ötürü yani. Arkadaşlar ben battığımı sanıyordum ama batmamışım. Yani şöyle göstereyim size 49 49'e ulaştım. Yani 40 zırh parçaları, değerli taş parçaları falan yani 40 zırh parçalarının fiyatları düştü. Fakat değerli taş parçalarınki de artmış benim aldığım zamana göre 2 kat. O yüzden çok fazla bir sıkıntı olmadı. Ee, şöyle birkaç tane tahta ayakkabı çektim kayıt dışında. Şunlar hala duruyor. Yani bu paraya nasıl ulaştım bilmiyorum. Büyük ihtimal bayağı bir fasulye sattım yani. Ee, önceki kayıtta gördüğünüz gibi. ikinci envantarda da ufak tefek şeyler vardı. Bir 9 değerli taş parçam var. Tek tek daha pahalıya gittiği için tek tek satmayı düşünüyorum. Onu da şuraya koyayım hatta. Ee, biraz da böldüm kırık zırh parçalarından da çok sattım. Hani bir 30 tane 40 tane falan sattım en az. Onlar da tekli biraz daha pahalı oluyordu. 49m e ulaştım yani bu seriyi sonlandıracağım demiştim ama en azından bir 1vona bir ulaştıktan sonra sonlandırmayı düşünüyorum Biraz e, piyasaya bakayım ne alabilirim ne satabilirim şu ölüm ölümcülü falan hani önceden almıştım Kuruyorum pazara ara, ara ara belki gider diye e, Biraz piyasada dolaşayım piyasa altı bir şeyler almaya çalışacağım Bakır kolyelerinde fiyatı bayağı bir artmış arkadaşlar o yüzden şunu alacağım ben 111k'dan yani Artı bir zaten Satarım herhalde koyarım pazara çok ufak tefek şeyler olacak bunlar ama e, maalesef ki ilk aklıma gelenleri alıyorum e, yani pazara boş açmaktansa e, ya yani bunu ikinci envantere de atabilirim hani satmama gerek yok bunu diğer çarıma verebilirim yani satabilirim e, çünkü illaki orada da şimşeklik e, şey yapacağız e, kolye yapmaya çalışacağız o yüzden aldım dursun yani. Arkadaşlar şöyle 10 tanesi 21M'den tanesi 2.1'e denk geliyor. Envanter genişletmesi alacağım. Yani ben tekli daha öncekileri 2.8M'den sattım biliyorum hani. O yüzden bunu alacağım. Ee, uygun olduğunu düşünüyorum hani. Bir tane daha alabilirim ama bütün paramı da buna yatırmak istemiyorum hani. O yüzden 10 tane şimdilik yeterli. Arkadaşlar bunların fiyatlarını bayağıdır takip edemedim ama. Yani 8M, 5.5M. Yani ilk alacak kişi büyük ihtimal atar benimkini alır. 7.5'a kuracağım bunu alıp büyük bir ihtimal. 2 MKR olabilir ama tabi bir risktir. Ama maksimumdan bir M falan zarar ederim. Riske değer bence o yüzden aldım. Değerli taş parçaları gördüğünüz gibi 600 k ya yakın e, görünüyor. Şurada onları 450K'dan tanesi. E, 9, 18 bunların hepsini alabiliyorum. Onun şekilde 5,5M'den kuracağım bunları. Yani yine tekliğe göre daha mantıklı oluyor almak isteyen alır büyük bir ihtimalle. Hani tekli tekli biraz daha zarara girerler adamlar alırsa. Hepsini alacağım. Yani yine bir hileci girerse devreye tabii ki elimizde kalma ihtimali var. Ama yine de ben almayı tercih ettim. Arkadaşlar envanteri ayarladım fakat yani biraz daha şey koymam gerekiyor. Şu tahta ayakkabıları tanesi 2 em ediyor bunların. Yani toplamda 6 adet var 12 em. bunların hepsini artı deneyeceğim ben. Biraz daha envanter şeyimde pazarımda yer açılması ve daha rahat satılması açısından artı 7'leri bunların 7 hem 6.5 falan ediyor. Hani 2 tane geçerse kare geçmiş oluyoruz. Şimdi ben bunların hepsini artı 5'e geçireceğim. Artı 6'ya hep beraber deneriz. Evet gerçekten çok güzel geçirdik. Sadece bir tanesi yandı. O da artı 5'e geçirirken yandı. En son yandı yani. Böyle bakalım artı 6'ya deneyeceğim. Bunu kutsama makinede da denemek daha mantıklı ama ben hiç girmeyeceğim o işlere. Keşke girse miydim acaba? Evet bir tane aldık güzel. Bir tane daha alırsak yine kare geçmiş oluyoruz. Çok iyi. Çok mükemmel. Bir tane daha aldık. Şunu da alalım mı? Tamam yaktık olsun. 3 tane artı altımız oldu. Gayet güzel. Bunlar bir tanesi 6 M'den satsam bile 18 M ediyor. Gayet güzel oldu yani. Hem de satılmaları daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Evet döndüm ve pazarımı hazır ettim. Yani hepsini sattığımız zaman gerçekten güzel bir paramız olacak. Hesap etmedim tam olarak ama kurarken gerçekten fark ettim. Şöyle hatta aşağıda şu itemler de var. Pazara kurmadığımız. Bunlar da hani bir sonraki pazarımızda girecek pazara. Şöyle kuruyorum. umarım güzel satışlar yaparız. 4.8 emin var bakalım. Yaklaşık bir 3 saat 4 saat pazarda tutacağım. Saat şu an 9.30. 12'ye kadar 1'e kadar falan duracak pazarda. Ondan sonra bozarım yeniden kurarım büyük bir ihtimal. Size zaten gösteririm bunu. Evet yaklaşık 1.5 gün pazar kurdum. kapağında tekrar kurdum vesaire. Şöyle gördüğünüz gibi çoğu şeyi sattım. Elimde kalan tabi bazı şeyler var. O 20 orklu küpe, kask vesaire hepsini sattım. E, değerli taş parçalarının çoğu gitti. Kırık zırh parçalarının çoğu gitti. Elimde 104M gibi bir para kaldı. Yani ben e, 15M ile başladım bu hesapta. Öyle hatırlıyorum yani. Ama e, videonun ortalarında da dediğim gibi hani Tubul'da piyasa çok oynak ve hani e, bu seriye Tubul'da devam etmek istemiyorum. Marmara'da tamamen yeni bir seri olarak bir ticaret serisi yapacağım. E, bugünkü videomun sonuna geldik. E, bir tane app kuponu çekilişi yapacağım yorum atanlar arasında bu videoya. Tabi anlamlı yorum olması lazım. Böyle hani sadece artı sadece katılıyorum değil de hani video hakkında bir yorum olması lazım ee, ona göre. Yani ben çekiliş çekeceğim kazananın yorumunu göreceğim zaten. Çok anlamsız bir yorumsa maalesef e, teslim etmeyeceğim. Yeni bir kişiye çekeceğim. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli güzel vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.